Merhaba, yayınımıza hoş geldiniz. Bu yayınımızda Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün nutkundan bir parça sunacağız sizlere. Hazırsanız başlayalım, buyurun. Efendiler, Konya'da vali bulunan Cemal Bey, Ferit Paşa kabinesinin Anadolu'da mühim bir dayanak noktası haline geldi. Konya'da ordu müfettişi olan Cemal Paşa'nın İstanbul'a gidip gelememesi, orada bulunan Kolordu Kumandanı Selahattin Bey'in tereddüt edercesine tavır ve hareketi ve en nihayet habersiz İstanbul'a çekip gitmesi Konya ve bölgesini Vali Cemal Bey'in hükmü altına bırakmıştı. Oraya maksadı yakından anlamış olan bir kişinin gönderilmesine ihtiyaç vardı. Sivas'ta yanımızda bulunan Refet Bey'in gönderilmesi uygun görüldü. Refet Bey hareket etti. Konya'da heyeti temsiliye tarafından bir kumandan gelmekte olduğu haber alınınca hamiyet erbabı canlanmış, diğer taraftan da Vali Cemal Bey hapishanede ne kadar kanlı katil tutuklu varsa hepsini çıkarıp silahlandırmış ve kendisine bir kuvvet yapmak istemişti. Konya'nın muhterem ahalisi bu alçakça harekete karşı ayaklanarak hamiyetin gereğini yapmaya karar vermiş ve bunun farkına varan Cemal Bey 26 Eylül'de İstanbul'a firar etmiştir. Halk belediye dairesinde toplanarak Hoca Vehbi Efendi'yi vali vekaletine tayin etmişti. Efendiler, dikkate değer bir noktadır. Bu anda hatırıma geldim. Yüksek heyetinizi arz etmeden geçemeyeceğim. Sivas-Konya yolu üzerinde bir telgraf merkezinden Refet Bey'den bir servis aldım. Refet Bey bundan Konya ve bölgesinde başarının temini için kendisine ikinci ordu müfettişliği unvan ve yetkilerinin verilmesi gerektiğini bildiriyordu. Refet Bey birçok zaman sonra Ankara'da bulunduğum sırada Bolu ve bölgesindeki asilerin tepelenmesine memur edildiği zaman da oradan bir şifre ile halk üzerinde önemli etkisi olacağından bahisle kendisine paşa unvanının verilmesini benden talep etmiştim. O zamanlar Refet Bey'in gerek birinci gerek ikinci arzularını tatmin edecek resmi mevki ve yetkide bulunmadığımı izaha gerek yoktur. Bilhassa bunu Refet Bey'in en iyi bilmiş olmasına şüphe edilebilir mi? Refet Bey bu arzularını tatmin ettirmek için benim merkezi hükümet nezdinde aracılığımı ima etmek istiyordu da denilemezdi. Çünkü dünyaca bilinen bir şeydi ki ben ordu müfettişliğinden ve askerlikten istifa etmiş olduktan başka padişah ve merkezi hükümet tarafından uzaklaştırılmış ve idama mahkum bulunuyordum. Faaliyetim bir kongrenin seçtiği heyet içinde, heyeti temsiliye içinde onun namına oluyordum. Milli çalışmada bulunmak ve bilhassa bu konuda başarılı olmak için resmi unvan ve görevlendirme yetki şart ise zaten o benim kendimde yok idi. Başarının temini için içinde bulunduğum durumların ve koşulların içeriği anlaşıldıktan sonra benden resmi şekiller dahilinde sıfat ve yetki aramaya lüzum olmayacağı doğaldı. Şüphesiz Refet Bey'i Konya'ya memur ederken biz kendisine maksat dahilinde her türlü faaliyet ve hareketler için tam ve geniş yetki vermiştik. Bunun kullanılması ve tatbiki onun kendi liyakat ve kudretine bağlıydı. Efendiler, her tarafı milli faaliyet ve teşkilata sevk etmeye ve yönetmeye çalışırken merkezi hükümetin emeline hizmet eden üst seviyedeki bazı mülki memurlar tarafından güya manevi tehditleri içeren telgraflarda alıyorduk. Mesela
Urfa Mutasarrıfı Ali Rıza adında biri tarafından hareketlerimizin İtilaf devletlerine taarruz kabul olunduğu ve bu yüzden bütün Osmanlı kıtasının İtilaf devletlerince askeri işgal altına alınarak Türk hükümetine son verileceği, temas neticesinde aldığı bilgiye atfen bildiriliyor ve kabine ile uzlaşma teklif ediliyordu. Bu telgrafın mutasarrıfa yabancılar tarafından dikte ettirildiğine şüphe yoktu. Buna tabii ki gerektiği gibi yanıt verildi. Efendiler, hatırlarınızda olsa gerektir ki memleketimizde ve Kafkasya'da incelemeler yapmak üzere Amerika hükümeti General Harbord'un riyaseti başkanlığı altında bir heyet göndermişti. Bu heyet Sivas'a geldi. 22 Eylül 1919 günü General Harbord ile uzun uzun diye konuştuk. Generale milli hareketin maksat ve gayesi ve milli teşkilat ve birliğin ortaya çıkış sebebi gayrimüslim unsurlara karşı olan hissiyat ve yabancıların memleketimizdeki olumsuz propagandası ve icraatı hakkında ayrıntılı ve delilli olarak beyanatta bulundum. Generalin bazı garip sorularına da muhatap kaldım. Mesela, millet tasavvur edilebilen her türlü girişim ve fedakarlıkta bulunduktan sonra da başarılı olunamazsa ne yapacaksın? Verdiğim yanıtta hatırımda aldanmıyorsam demiştim ki bir millet varlığı ve bağımsızlığını temin için düşünülebilen tüm girişimleri ve fedakarlığı yaptıktan sonra başarılı olur. Ya başarılı olamazsa demek o milletin ölmüş olduğuna hükmetmek demektir. Dolayısıyla millet hayatta oldukça ve fedakarane girişimlerine devam ettikçe başarısızlık söz konusu olamaz. Generalin sorduğu sorudan asıl maksadın ne olabileceğini araştırmak istemedim. Fakat verdiğim yanıt tarafından takdirle karşılandığını bugün yeri gelmişken söylemek isterim. Efendiler, Eylül'ün 25. günü akşamı Ankara'da bulunan 20. Kolordu Kumandan Vekili Mahmut Bey'den aldığım bir şifre telgraf içeriği ise şöyleydi. Bu gece İstanbul Telgrafhanesi'nden Fuat Paşa'yı telgraf başına istediler. İçişleri Bakanlığı'nın vilayet şifresiyle bir şifre yazdırdılar. Bunun özetim, padişahın beyannamesindeki açık uyarılara uygun hareket suretiyle vatanın kurtuluşu kolay olacaktır. Milli harekat, uygarlık aleminde nefret edilen gayeler suretinde oluşturuldu. Hükümet ile milletin ayrılığı, yabancı müdahalesini davet edecektir. Konferans, hakkımızda karar verirken, bu anlaşmazlık, hayır ve selamet işareti olmayacaktır. Neticede, harekatın idarecileri ile görüşmek üzere, yüksek zevat ile bildirilecek yerde mülakatı emri vaki suretinde arz ve vaktin darlığından yanıt beklenilmektedir. Görüşlere uyması şahsa ve şerefe ait dokunulmazlığı uzun uzun ve ard arda ilave ediyor. Telgrafı yazan bu zat Erkan-ı Harbiye Genelkurmay subaylarından Abdülkerim Paşa'dır. Bu telgrafa Ticaret ve Ziraat Bakanı Hadi Paşa aracılığıyla ve aynı şifre ile yanıt beklemektedir. Adı geçenin bu hilesi ile müracaatın bizden olduğunu ilan etmek ve duyurmak istediği anlaşılıyor. Telgraf başında beklediklerinden bir dakika evvel kabul edilip edilmeyeceği ile ne yanıt verileceğini bildirilmesi istirham olunur. Ali Fuat Paşa Hazretlerine de yazılmıştır. Mahmut Bey'e aynı günde saat 7'den sonra makine başında verdiğim telgrafta şunları bildirdim. Kerim ve Hadi Paşalara Fuat Paşa'nın Ankara'da bulunmayıp meşgul olduğunu ve fakat görüşmek arzu ettikleri takdirde
Sivas'ta bulunan heyeti temsili ile ve bu heyet arasında bulunan Mustafa Kemal Paşa ile makine başında arzu ettikleri tarzda görüşmek mümkün olduğunu bildirirsiniz. Onlar görüşmek arzusunda iseler, kaydında dikkatli bulunmak lazımdır. Yayınımız burada sona eriyor. Sonraki yayınımızda buluşabilmek umuduyla. Hoşça kalın. Merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz. Bu yayınımızda size Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün nutkundan bir kısım paylaşacağız. Hazırsanız başlayalım. Buyurun. Mahmut Bey, Kerim Paşa'nın Ankara'ya çektiği telgrafı aynen bize de yazdı. İçeriği aşağı yukarı Mahmut Bey'in özetlediğinden ibaretti. Efendiler, merkezi hükümet ile yaptığımız görüşmenin 15. günündeyiz. Milli karara karşı muhalefet vaziyeti alan bazı yerler ister istemez milli cereyana itaate mecbur edildi. Merkezi hükümete hizmet eden bazı memurlar ya firar ettiler veya mahkum durumuna düştüler. İstanbul'a bütün memleketten her gün merkezi hükümetin düşürülmesi talebine ait binlerce telgraf yağdırılmaya başlandı. İtilaf devletlerinin Anadolu'da dolaşan subay ve memurları milli harekata karşı tarafsız olduklarını, memleketin iç durumuna karışmayız sözünü her tarafta açıktan açığa söylemeye başladılar. Bu vaziyet karşısında nihayet Padişah ve Ferit Paşa milli harekatın idarecileriyle uzlaşmaktan başka çare kalmadığına ve fakat herhalde mevkiyi korumak şartıyla bu uzlaşma yolunu bulabilecek vasıtalar araştırmaya başladıklarına hükmolunursa hata etmiş olmaz, hata edilmiş olmaz inancındayım. Efendiler, ismi geçen Abdülkerim Paşa merhum benim çok eski arkadaşımdı. Çok namuslu, hamiyetli ve temiz kalpli bir vatanperverdi. Selanik'te ben kol ağası, o binbaşı olarak bir büroda çalışmış, senelerce özel arkadaşlık etmiştik. Merhumun tavırlarından ve sözlerinden tarikat mensuplarından olduğu anlaşılıyordu. Bazı tekkelerin müdavimi olduğu da görülmüştür. Fakat herhangi bir şeyhe mürit olduğunu bilen yoktur. Çünkü kendisini itikatlarında ve vicdani anlayışında manevi derecelerde Hazreti Evvel Büyük Hazret kabul ediyordu ve kardeşliği dairesinde bulunanlara Hazret, Kutup vesaire gibi kendisince muhatabında gördüğü kabiliyete göre makamlar verirdi. Bana da Kutbül Aktab derdi. Kutbül Aktab ise kutupların kutbu anlamına gelmektedir. Bunu da burada bir not olarak söylemiş olalım. Sonra yine Ulu Önderimizin sözlerinden devam edelim. Şimdi izah edeceğim haberleşmemizde de bu noktalara tesadüf edeceğiz. Kerim Paşa'nın kendine mahsus bir söyleyiş usulü ve yazış tarzı vardı. Kerim Paşa çok samimi ve zamanında kendisine pek çok şöhret kazandıran yüksek bir belagatle görüşür ve öyle yazardı. Kendisinde ikna özelliği ve kudreti olduğu da zan ve farz edilirdi. Bizim Selanik'te bulunduğumuz sıralarda orada ordu kumandanlığı ve ordu müfettişliğiyle bulunmuş olan Hadi Paşa, Kerim Paşa'yı izah ettiğim vasıflarıyla eş dost arasında muhterem ve sevilen biri olarak tanımıştım. İşte Ferit Paşa'nın kabine arkadaşı Hadi Paşa, sıkışmış olan padişahın ve Ferit Paşa'nın
pek münasip bir vasıtayla imdadına yetişmek istiyordum. Kerim Paşa, Ali Fuat Paşa'yı da Selanik'ten tanıyordum. Efendiler, 27-28 Eylül 1919 gecesi, gece yarısına bir saat kala telgraf başında Kerim Paşa ile karşı karşıya geldik. İki taraf diğerini şu sözlerle tanıdı. Sivas, Mustafa Kemal Paşa telgraf başındadır. Kerim Paşa'ya söyleyiniz, buyursunlar, diyorlar. İstanbul, Zat-ı Samileri Mustafa Kemal Paşa Hazretleri misiniz ruhum? Ben, yani Mustafa Kemal, evet muhterem Kerim Paşa Hazretleri dedikten sonra Kerim Paşa, Sivas'ta Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine adresini yazdırdı ve Paşa'ya söyleyiniz anlar, Hazreti Evvel karşınızdadır sözlerini bir nevi parola gibi ilave etti. Kerim Paşa, afiyet-i âlileri iyidir inşallah kardeşim diye başladı. Kerim Paşa'nın İstanbul hükümeti tarafından kalbinin saflığından ve ahlakının temizliğinden istifade edilerek nasıl aldatıldığını anlamak için sözlerinin başlangıcını aynen kendisine tekrar ettireceğim. Kerim Paşa merhum şöyle devam etti. Vatanın hayrı için büyük vatanperver kardeşim ile ve heyeti temsiliyedeki dostlarla fikir alışverişinde bulunmak isterim. Zat-ı âlinize ulaştırılmak üzere Ali Fuat Paşa aracılığıyla bir telgraf göndermiştim. Zat-ı âlinizin eline ulaşan işte o telgraf esası üzerine makbul bir hal yolu inşallah temin ederiz. Memleketin geçirmekte olduğu nazik ve pek mühim ağır devreyi Allah'ın lütfu ile kolaylık sahnesine ulaştırırız. Bundan Allah'ın keremi ile emellerimiz yolunda sevden yaratılmış kurtarıcımız, gönlümüzün mürşidi ile buna dair mühim şeyler konuşarak vatan yolundaki maksatları birleştirelim. Değil mi pek fatin ve tedbirli kardeşim? Ne buyurursunuz ruhum? Kötü niyetli alçakların bu güzel memleketimiz üzerindeki iftiralarını ve alenen güttükleri melanetleri kıralım ve onların ümitlerinin pususunda hareketsiz ve cansız bırakalım. Ve yalnız hükümet ile milletin sırf vatanın selametine ait hizmetlerini ve icraatını uzlaştıralım ki müşterek ve yüce gaye zaten hep birdir. Vatan endişesiyle gösterilen bunca asil tezahüratın medeniyet cihanı karşısında muazzez topraklarımızın korunmasına ait en büyük vatanperverlik gayreti olduğunu bir kere daha ifade etmek için mevcut durumun zorluğunu ortadan kaldıralım ve buna bir çare bulmak için de bu muazzez kardeşimiz ile fikir alışverişine başlayalım. Bekliyorum kardeşim. Bu girişimim hakkında hükümetin geniş ölçüde bir iyi niyet gösterdiğini ilave ederim ruhum. Efendiler, Kerim Paşa ile 27-28 Eylül gece yarısından evvel saat 11'de başlayan bu haberleşmemiz gece yarısından sonra saat 7.30'a kadar tam 8.5 saat devam etti. 3 safhaya ayrılabilen bu haberleşmemiz Eser-i Cedid denilen büyük tabaka kağıtlardan 25 sayfa doldurdu. Bunların hepsini buradan okuyarak tahammülünüzü sui istimal etmekten korkarım. Kerim Paşa merhumun esaslı görüşlere ve kendisinin anlayışına rağmen ne yazık ki kuvvetli bir mantığa dayanmamakla beraber tatlı sözlerinin ve tantanalı cümlelerinin okunup işitilmesini temin için yayımlayacağım vesikalar arasına bu haberleşmemizi de aynen dahil edeceğim. Yalnız bu haberleşmede iki tarafın takip ettikleri hedef ve dayandığı esas noktalar hakkında bilhassa sonucuna dair kısaca bir fikir vermek için izin verirseniz her aşamasından birer nebze bahsedeceğim. Kerim Paşa'nın arz ettiğin ilk telgrafına yanıtlarken biraz da onun tarz ve üslubuna uymuş olduğum görülecektir. Cevabımda ben de böyle başladım.
Kerim Paşa Hazretlerine Kutbül Aktab neyiniz anlar hitabına mütakip şimdi yanıtlıyorum dedim. Pek muhterem ve nezih kalpli kardeşim Abdülkerim Paşa Hazretlerine. Elhamdülillah afiyetim berkemaldir. Büyük ve asil milletimizin meşru haklarını idrak etmiş ve onun koruma ve savunmaya bütün varlığıyla girişmiş olduğunu görmekle pek mesudum. Fikir alışverişinde bulunmak hususunda gösterilen arzuya samimiyetle teşekkür ederiz. Fuat Paşa Hazretleri vasıtasıyla çekilen telgrafname içeriğine vakıf bulunuyoruz. Dayanak noktası kabul edilen beyanname içeriğinin Ferit Paşa ve arkadaşlarına bir hitap ve azarlama olduğu azıcık düşünme ve inceleme ile sabit olacak açıklıktadır. Padişahın kalbini derin üzüntülere düşüren durum ve hareketler milletimiz tarafından değil fakat Ferit Paşa, İçişleri Bakanı Adil Bey, Harbiye Bakanı Süleyman Şefik Paşa ve bunların mesai arkadaşları bulunan Harput Valisi Ali Galip Bey, Ankara Valisi Muhittin Paşa, Trabzon Valisi Galip Bey, Kastamonu Valisi Ali Rıza Bey, Konya Valisi Cemal Bey taraflarından işlenmiştir. Malatya ihanetkarhane teşebbüsü, Çorum hainane tertibi, Konya kanlı girişimi hakiki safhalarıyla bilginize ulaşmış değilse, zat-ı alilerinizde halle başlangıç olmak üzere tasavvur buyurduğumuz noktada isabetsizlikten dolayı mazur görürüz. Yabancıların görüşlerinin lehimize değiştiği gerçeğin ta kendisidir. Ancak bu değişiklik hiçbir vakit Ferit Paşa hükümetinin takip ettiği siyaset sonucu değildir. Bu sonuç milletimizin varlığını göstermek ve ispat etmek için kendiliğinden aldığı azimkârâne girişimin semeresidir. İşte bu hususta Zat-ı Şahane'yi aldatıyorlar. Yayınımız burada sona erdi. Sonraki yayınımızda buluşabilmek umuduyla hoşçakalın. Merhaba, yayınımıza hoş geldiniz. Bu yayınımızda size ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük nutkundan bir kısım sunacağız. Hazırsanız başlayalım. Buyurun. Kurtuluş çaresi ve hayat umdesi ancak ve ancak Kuvayi Milliye'nin etken ve milli iradenin hakim olmasındadır. Bu sağlam ve meşru esastan zerrece sapmak, maazallahu teala devlet ve millet ve vatanımız için pek acı hüsrana neden olur. Milletimizin asil harekatını kötüye yormaktan ve ilan etmekten geri kalmayan kötü niyetli alçakların çok olduğu muhakkaktır. Fakat çok esef vericidir ki bu kötü niyetli melunların başında sonsuza dek yaşayacak devletimizin sadrazamı Ferit Paşa ve bakanlık konumlarında bulunan Adil Bey, Süleyman Şefik Paşa gibi devlet adamları bulunuyor. Memleketimize takım takım bolşevikler girdiğini ve milli harekatın bolşevik harekatı olduğunu resmen ilan eden ve yayan bu bedbahtlardır. Asil ve temiz milli harekatımızın ittihatçıların son çırpınma harekatı olduğunu ve ittihatçıların parasıyla yürütüldüğünü resmen ve alenen cihana, yabancı gazetecilere söyleyen bu gafillerdir. Anadolu'da karışıklık olduğunu ajanslarla resmen ilan eden ve mütarekenin özel maddesine göre muazzez vatanımızı düşman işgaline maruz bırakmak isteyen bu cahillerdir. Malatya İslam ahalisiyle Sivas İslam ahalisini birbiriyle boğazlaşmaya sevk etmek isteyen bu zavallılardır. Milli harekatın önüne geçeceğim diye Sivas'ın ve milli hassasiyetin görüldüğü her yerin yabancılar tarafından işgalini isteyen bu hainlerdir. Bununla beraber bizim en yüce gayemiz
Tıpkı siz biraderimin tasavvuru üzere kötü niyetlilerin bu güzel memleketin üzerindeki iftiralarını ve alenen güttükleri melanetleri kırmak ve onları ümitlerinin pususunda hareketsiz ve cansız bırakmak ve devlet ile milletin icraatını sırf vatanın selametine ait noktada uzlaştırmaktır. Elhamdülillahi Teala bu gayenin elde edilmesinde artık milletimiz kötü niyetlilerin her türlü eserlerini kırmış ve bütün kahramanlığı lazım kerane adımını atmıştır. Yabancılar dahi milletin kapsamlı kuvvetini ve azimkârâne niyetini ve buna karşılık merkezi hükümetin ne kadar asılsız ve millet ile alakasız aciz bir heyet olduğunu takdir etmiştir. Merzifon'u tahliye ettiler. Samsun'u da tahliyeye başladılar. İç işlerimize ve milli harekatımıza karşı tarafsız kalacaklarını ifade ediyorlar. İşte milli girişimlerimizin bağımsızlığın temini hususunda elde edilmesine muvaffak olduğu ilk netice budur. Milli cereyan, İstanbul'da anayasa hükümlerine uymayı teminle neticelenmiş olacaktır. Mevcut hükümetin geniş derecede bir iyi niyete sahip bulunduğu zannında isabet olmadığını arz etmeme müsaade buyurmanızı rica ederim. Ben daha Erzurum'dan Ferit Paşa'ya hakiki durumu izah ederek milletin kuvvet ve iradesine karşı çıkacak hiçbir kuvvet kalmadığını yazmıştım. Ve kendisine muhalefet ve engelleme vadisinde devam etmemesi lüzumunu ihtar etmiştim. Bu gafil zat buna cevap vermemekle beraber milli cereyanın birkaç kişinin tahrikleri eseri olduğunu ilan etti. Ve menfaat hırsıyla kör bir cehalet ve gafletle iki tarafı idare ederek mevkilerini koruyabilecekleri batıl zannında bulunan birkaç valisinin aldatıcı raporlarını benim temiz ve vatansever uyarılarıma tercih etti. Bugün her türlü kötülük ve hıyanet ve aciz ve miskinlik mevkiinde kaldıktan ve millet de durumun bütün gerçeklerine tam bir açıklık ile vakıf olduktan sonra bize düşen görev en seri hareketle milli emellere itaatkar yeni bir kabinenin iktidar mevkiine gelmesini temin etmektir. Eğer bugünkü kabinenin şahısları ve hayatları hakkında herhangi bir tereddütleri varsa, bugün için bu gibi şeylerle iştigal tenezzülünden pek yüksek olan milletimiz namına kendilerine istedikleri söz ve teminatı vermeyi dahi milletimizin menfaati gereklerinden sayarız. Fakat tuttukları yanlış yolda inat etmeye ve direnmeye devamları halinde ortaya çıkacak akıbetlerin sorumluluğu kendilerine ait olacaktır. İşte vuku bulan hayırlı girişimler nedeniyle bir defa daha ve son defa asil zatları gibi kalbi cidden vatan ve millet aşkıyla ve padişaha muhabbet ve sadakatle dolu olan ve kardeşlik hatırasını daima hürmetle koruduğunu bildiğim kardeşim Abdülkerim Paşa Hazretleri de bildirmiş olmak bizim için her türlü vicdani huzurun teyit olunmasına vesile olmuştur. Efendiler, buraya kadar söylediğim sözler bir maddenin özetidir. Bundan sonra gelen maddede milli harekat bütün genişliğiyle İstanbul'a ilerlemektedir. Ferit Paşa ve arkadaşları buna vakıftır. Zat-ı alileri de bu bilgiyi talep buyurunuz ve aydınlanınız dedikten sonra hakikaten o günlerde tecelli etmiş olan başarılı harekat raporlarını özetleyerek izahat verdim ve artık bütün bu harekatı durdurmak yalnız ve ancak bir şeye bağlıdır. O da milli emellere bütün manasıyla itaatkar bir zata kabine başkanlığının verilmesine ve o zatın da milli emelleri anlayarak ona göre tedbirler almaya girişmesine bağlıdır dedim. Bütün bu söylediklerimize nazaran
"Siz biraderimin bir fikirleri varsa lütfen bildirmenizi rica ederim" cümlesinden sonra Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti heyeti temsilcisi namına Mustafa Kemal diye imzamı koydum. Buna müteakip Kerim Paşa, "Evvela zat-ı alileriyle birlikte bulunan muhterem zevatın hepsine selam ve hürmetlerimi arıza ve bildirmeye lütuf buyurmanızı rica ederim" girişiyle haberleşmemizin ikinci safhasını açtılar. Kerim Paşa devam etti. "Başladığım kısa konuşmanın bütün aşamalarını zat-ı âliniz izah ettiniz. İki yerde işin hallinde isabet gösterilmediğini beyan ile özürlü makamını ifade ettiniz. Gerçi bütün durum ve yerel olaylar bilinmeyince bir meselede hakemlik etmek zor ise de memlekete ait işin hallinde yol gösteren ışık temiz vatan endişesi olmak itibariyle temel dayanak metin ve aydınlıktır. Vatanın mukadderatını hükmedileceği şu sıralarda yek vücut bir millet ve hükümetin göreceği işi göz önüne alarak bunun kolay hal yoluna mazhar olmasını arz etmek isterdim. Çıkış noktası olarak aldığıma işaret buyurdunuz. Padişah beyannamesinin anlaşılması tarzında mümkündür ki bendeniz hata edeyim. Yalnız müsaade ediniz de asıl işlerin halline en büyük bir dayanak kabul edilen bu yüce beyannamedeki bütün yönleri izah ile padişahın sözlerinin geniş kapsamını beyan edeyim. Ben zannediyorum ki padişahımız..." Ben derhal Kerim Paşa'nın devamına mani olarak şunu yazdırdım: "Kerim Paşa Hazretleri, lüzumundan fazla izahat asıl maksattan iki tarafı uzaklaştırabilir. Ve bir de padişahın beyannamesinin yorumlarıyla fazla iştigal faydasızdır. Rica ederim asıl mesele üzerinde görüşelim." Kerim Paşa yanıtladı: "Asıl mesele üzerine görüşeceğiz. Müsaade buyurunuz, devam edelim." "Efendim, ben rica ederim en son söz ve teklif üzerinde anlaşalım" dedim. Kerim Paşa: "Evet, oraya geleceğiz efendim." Yayınımız burada sona erdi. Sonraki yayınımızda buluşabilmek umuduyla hoşça kalın. Merhaba, yayınımıza hoş geldiniz. Bu yayınımızda Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük nutkundan bir parçayı sizlere sunacağız. Hazırsanız başlayalım. Buyurun. "Söze ben devam ettim ve Kerim Paşa Hazretleri, meşru mesainizin ve milli tezahüratın artık daha fazla kötüye yorulmasına ve düzeltilmeye muhtaç görülmesine ve hele bu düzeltmeler ve değişiklikler içinde cinayet ve ihaneti sabitlik mertebesine varan bir kabine erkanının gayrimeşru savunmalarının esas alındığını görmeye tahammülümüz yoktur. Biz son durumu izah ve milletin kat'i taleplerini arz ettik. Bilmem tekrarı lazım mıdır? Zat-ı alileri neticelendirilmesi gerekli bu milli arzuya karşılık Ferit Paşa kabinesinin devletin en yüce katını hala kirletmesini aracılık etmek istiyorsanız, bu çalışmanız hiçbir faydalı semere bahşedemeyeceğinden başka, siz biraderimiz hakkındaki kadim kardeşlik hissiyatımızın da sarsılmasına neden olacağından endişe ederim. Şimdi Ferit Paşa bir an kaybetmeksizin mevkiini namuslu birine terk edecekse ve buna kanaatiniz varsa hallolacak hiçbir zor durum kalmamıştır. Aksi takdirde aracılığınız kalbinizin kırılmasından ve faydasız bir yorgunluktan başka bir sonuca ulaşmayacaktır. Ferit Paşa mevkiini savunmaya devam ederse kendisinin acı sona uğramasına sebebiyet verecektir. En son ve en kat'i söz budur. Amacımız bu sarsılmaz gerçeği
padişahın bilgisine sunmaktır. Siz ancak bu asilane görevi yapmakla bugün vatan ve milletin zat-ı samilerinden beklediği dini ve milli vazifeyi yerine getirmiş olursunuz. Kerim Paşa, sözü uzatmamak tabi asli maksattır diye başlayarak sözü lüzumundan fazla uzattı. Bu uzun sözler şu cümleyle son buldu. Vatan için burada yaptığım şu teşebbüs elbette Allah'ın ve milletin nezdinde bütün asaletiyle süslü olarak kalır ve işin hakiki sahibi olan Kadir Allah, millet ve vatanın kurtuluşunu temin edecek esasları sebep olanları böylece bağlayarak tamamlar. Ulu Allah'a müşkülatı havale eder, kıymetli gözlerinizden öperim. Tekrar yanıtlamak sırası bana, gece yarısından sonra saat 4.30'da geldi. Kerim Paşa'nın temas ettiği noktaları yanıtsız bırakamazdım. Ben de uzun düşünceler ileri sürdüm ve sonunda dolayısıyla dedim. Bizim ve zat-ı âlileri gibi hamiyet erbabının ve vatanseverlerin alacağı girişimin gayesi ne olmak lazım gelir? İdaresinin her dakikasından millet için, gelecekteki mukadderatımız için yeni bir felaket neden hazırlamaktan başka bir sonucu beklenmeyen Ferit Paşa ile milletin arasını bulmak imkansızlığıyla iştigal mi? Yoksa bir an evvel bu gayrimeşru heyetin yerine millet ve memleketin gereksinimleri ve mukadderatıyla orantılı yeni bir heyetin devlet işlerini üstlenmesi lüzumunu padişaha bildirmeye yol aramak mı? Lütfen bu iki noktadan biri için evet veya hayır suretinde yanıt verirseniz, Allah'ın ve milletin nezdinde bütün asaletiyle pirayeder kalacağını şüphe olmayan asilane girişimlerinin bizlere ait tarafındaki safhasını tamamlamış olursunuz. Kerim Paşa, talep ettiğimiz kısa yanıta yine uzun yanıt verdi. Fakat bu uzun sözler arasında bazı cümlelerle bize padişahın aldatılmış olmayıp her şeye vakıf olunduğunu anlatıyordu. Kerim Paşa'nın bazı cümlelerinde şu sözler vardı. Yüce padişahlık makamı kat'i çözüm makamı olup meşru bir devlette bu yüce makam bütün millet fertlerinin yönüleceği mihraptır. Anadolu'nun bütün maruzatının hilafet penahilerinin bilgisinde sunulduğu hakkında bendenize bilgi vermişlerdir. O halde amme işlerinin kıblegahı ve yüce maksatların kabulgahı olan Padişahımız Efendimizin her şey bilgileri dahilindedir. Kerim Paşa kendine mahsus cümlelerle devam ettiği görüşlerine şu suretle son verdi. Cenab-ı Mevla nice yüce nedenler yaratarak ve telkin ederek zor olan bu durumun bu meseleyi tamamen bir çözüme kavuşturacaktır. Elbette ki Hüda'nın emri güzeldir ve yakındır. Yedullahi fevkai eydihim ki burası açıklayalım Fetih suresinin 10. ayetinden Allah'ın eli onların ellerinin üzerindedir anlamına gelen bir cümle veya ayetten bir kısım diyelim. Geleceğimiz Mevla'nın lütfuyla milli haklarımız yüceliğinde çok mübarek ve hayırlı olacaktır. İşte ruhu kerim budur, ruhu muazzezim. Bu defa efendiler gece yarısından sonra saat 6.10'a gelmiş olmasına rağmen 3. safhanın açılmasına ben neden oldum. Merhum Kerim Paşa'nın pek hoşlandığını bildiğim bir tabirle, büyük hazret tabiriyle söze başladım. Ümmet ve milletin yüce mihrabı olduğu içindir ki, milletin maruzatını bildirmeye yol bulmak için girişimden geri durmadık. Yalnız büyük bir hatadan zat-ı âlimizi kurtarmak amacıyla arz edelim ki Anadolu'nun bütün maruzatının padişahın bilgisine sunulduğu hakkındaki bilgiye milletin henüz itimadı kat'i değildir. Çünkü millet emindir ki padişah
ihanetleri sabit olan birkaç şahsı millete tercih buyurmazlar. Kerim Paşa'nın temas ettiği noktaları yanıtlarken, pek güzel ve yakın olan Allah'ın emrinin tecellisiyle bedbaht ve mazlum asil milletimizin kurtuluş ve selamete mazhar olmasını, Allah'ın rahmet deryasından niyaz eyler ve ufukları daima bir dudi muannitle, ki bunu da açıklayalım, dudi muannit neymiş? İnatçı bir dumanla anlamına geliyormuş. Sarılı olan İstanbul'daki bazı zevatın hakikati görmekteki hasis direnme hislerinin son bulmasını bekleriz. Milletin asil ruhu da işte böyle mütehassıstır. Yalnız tekrar etmeme müsaadenizi rica ederim ki evet veya hayır suretinde yanıt verilmesini istirham edildiğimiz sorular ne yazık ki yanıtsız bırakılmıştır. Azizim, yedullahi fevka eydihim. Fakat bununla beraber müşkilleri ve meseleleri halle girişenlerin kararlaştırılmış bir hedefi olmak gerektir. Millet Allah'ın emrini yerine getirecektir ve buyurduğunuz gibi milli haklarımız çok mübarek ve hayırlı olacaktır. Lütufkar dualarının eksik edilmemesini rica ederim. Çalışmak bizden, yardım baki Allah'tandır. İmza Mustafa Kemal. Artık Kerim Paşa'nın yorulduğu anlaşılıyordu. Son iki sözüm ruhum diyerek, milli emellerin esaslarını yüceltmek ve korumak şartıyla halis temennilerin ortaya konulduğunu ve Yedullahi ayeti kerimesinin hayır ile kabul buyurulmak üzere sarf edilmiş olduğunu söyledikten sonra Allah'a ısmarladık, yine görüşeceğiz diyerek çekilmek istedi. Bırakmadık. Son sözü biz söylemek istedik ve dedik ki, siz biraderimin hatırında kalmak üzere son bir cümle arz ediyorum. Millet kuvvetli, idrak sahibi, azminde kat'idir. Fiili harekat seri cereyanını almıştır. Şevketli ve büyük tacidarın lütfen ve inayetle karar vermeleri ve meseleyi halletmeleri zamanıdır. Efendiler, bundan sonra Ferit Paşa kabinesi daha ancak 3 gün sebat edebilmiştir. Görüşmeye başarılı olamadığım dostum merhum Kerim Paşa'nın bazı kişileri ifade ettiğine göre bu haberleşmemizi aynen padişaha göstermeye muvaffak olmuş ve onun üzerine mukavemet hissi kırılmış. Kerim Paşa'nın Kara Vasıf Bey'e olan 8 Kasım 1919 tarihli mektubunda da bu husus işaret edilmiştir. Yayınımız burada sona erdi. Sonraki yayınımızda buluşabilmek umuduyla hoşça kalın. Merhaba, yayınımıza hoş geldiniz. Bu yayınımızda size Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün nutkundan bir parça sunacağız. Hazırsanız başlayalım. Buyurun. Merhubun bu mektubunda şu satırlar vardır. Eski Sadrazam en son haberleşme neticesiyle ve bunun pek devamlı etkisi ve ciddi tartışılmasıyla nihayetinde çekilmek lüzumuna inanarak ve bütün manevi kuvveti ve mukavemeti kırılarak istifasını takdim eyledi. İşte sessiz sedasız, vatan için çalışılan ve tek başına naçiz ve temiz bir azimle başarılan büyük vaka budur. Nazara dikkate almalıdır ki, bu yazıları ben yazmış ve eski sadrazam ile Padişah Efendimiz Hazretleri, bunu bütünüyle cereyanından sonra neticelerini öğrenerek sağlamlık derecesi karşısında karar vermişlerdir. Girişimin ve yazılan yazıların ne dereceye kadar yüksek noktaları içerdiğini ve nasıl bir temiz vicdan ve parlak fikir ile yaşanan gerçeklerin kağıda döküldüğü elbette Allah'ın nezdinde
ve millet tarihinin nazarında asaletin gücü olacaktır, gücü olarak kalacaktır. Bütün bunları açıklamaya beni sevk eden nedenler, geçmiş maceranın gerçeklerini tespittir. Kerim Paşa merhum mektubunun sonunda, bu kağıdımın bir suretini heyeti temsiliyeye göndermek lütfunu esirgemezseniz, yüksek hakikatlerin tamamen ve iştiraken yayınlanmasına lütfetmiş olursunuz demiş ve suret değil fakat mektubun aslı bana gönderilmiştir. Bu mektubu da yayımlanacak vesikalar arasına koyacağım. Efendiler, bu haberleşmenin olduğu gecenin ertesi yani 28 Eylül günü özeti tekmil kolordulara şifreyle bildirildi. Kerim Paşa merhumun Fuat Paşa'ya hitaben yazdığı ilk telgrafnamesinde İstanbul'dan yüksek kişilerin harekatın idarecileriyle tayin olunacak mahalde mülakatlarından bahsolunduğunu görmüştük. Buna benzer fakat aksi yani dahilden İstanbul'a gitmek yolunda bir teklifte bundan daha önce Trabzon'dan çıkmıştım. Bunu izin verirseniz biraz izah edeyim. Trabzon valisi Galip Bey 18-19 Eylül tarihlerinde Devren Ardese'de. Ardese Torul, şimdiki Torul ilçe merkezi bulunuyordum. Kazım Karabekir Paşa'nın Ardese'ye gidip valiyle görüşmesi söz konusuydum. Bu zemin üzerinde 19 Eylül'de telgraf başında Kazım Karabekir Paşa ile görüştük. Vesile 18 Eylül tarihli Trabzon'dan aldığım bir telgrafnameydi. Kendisine aynen verdiğim bu telgrafnamede milli çıkarları ihlal eden 6 maddeyi kabul etmiyoruz. Bu 6 madde İstanbul ile münasebeti kesmeye ait emirdir. Maruzatımızın zat-ı şahaneye bildirilmesi hususu ise gönderilecek bir heyet ile temin olunabilir kanaatindeyiz denilmekteydi. Kazım Karabekir Paşa makine başında Trabzon valisiyle görüşmüş. Özetini bildirdi. Vali soru tarzında bir takım görüşler ileri sürmüş. Karabekir Paşa uygun yanıtlar vermiş. Vali en nihayet İstanbul'a bir heyet gönderilerek keyfiyetin padişaha arzını ve bu heyetle kendisinin gitmesini teklif etmiş ise de bizim muhtelif vasıtalar ile keyfiyeti arza giriştiğimize göre bu fikrinden vazgeçmiştir. Böyle bir heyetin gitmesi ve buna saray içinde vakıf olan Gümüşhane delegesi Zeki Bey'in de ilavesi teklif edilmektedir denilmekteydi. Gariptir ki iki gün sonra yani 21 Eylül 1919'da Torul'da Kaymakam Halit Bey'in gönderdiği bir şifrede de bu heyet meselesinden bahsediliyordu. Fazla evhama kapılan padişahı yabancıların ve Ferit Paşa'nın kucağına atmamak için başkentte kimliği gizli tutulmak suretiyle bir heyet gönderilmesi uygun olacağı ve bu heyete delege Servet ve Zeki Beyler dahil edilirse memnunen kabul edecekleri Zeki Bey ifadesiyle bildiriliyordu. Halit Bey'e 22 Eylül'de verdiğim yanıttan Zeki ve Servet Beyler'den meydana gelen bir heyetin İstanbul'a gönderilmesi münasip değildir şeklinde bilgi verdim. 24-25 Eylül tarihinde Halit Bey'den aldığım bir telgrafta Trabzon muhalefetinin merkezini teşkil eden Trabzon valisi Galip Bey'i kolordu ile Erzurum valisinin davetini kabul edip Erzurum'a gitmediğinden ister istemez silahlı kuvvet ile muhafaza altında bu gece yani 24-25 Eylül gecesi Erzurum'a gönderdim deniliyordu. Efendiler, garip tesadüf değil midir ki merhum Kerim Paşa'nın ilk aracılık telgrafı Trabzon valisinin tutuklandığı gecenin ertesinde Trabzon'da vali ve Zeki ve Servet Beylerin ve bunların aldatması üzerine bazı kişilerin
İstanbul ile münasebeti kesmeyi ihlal hususundaki girişimlerinin ve İstanbul'a kimliğini gizli tutan bir heyet haline gitmek hususundaki planlarının sonuçsuzluğa uğratıldığı, tahakkuk ettiği bir günde, yani 25 Eylül günü çekiliyor ve bizi ancak 27-28 Eylül gecesi aramak lüzumu hissediliyor. Haberleşmelerin gerçekleşmelerinden anlaşıldığına göre Erzurum'a giden Vali Galip Bey'in tekrar Kazım Karabekir Paşa'ya İstanbul'u bir heyet marifetiyle müracaatından bahsettiğine dair Paşa'nın 27 Eylül tarihli bir izin isteme telgrafını alıyoruz. Buna 28 Eylül'de yanıt verdiğimiz telgrafta Kerim Paşa haberleşmesi özeti okunduktan sonra söz konusu başvuruya lüzum görülüp görülmeyeceğinin bildirilmesini rica ederiz. Lüzum görüldüğü takdirde Trabzon valisinin İçişleri Bakanı Adil Bey'den milli harekatımıza muhalefet hususunda hiçbir fark olmadığından kendisinin asil milli harekatımıza hiçbir suretle müdahalesine izin verilmemesi yanıtı veriliyor. Kazım Karabekir Paşa'nın 30 Eylül'de verdiği yanıttan Trabzon valisinin bu gibi işlere karıştırılmaması hakkındaki düşüncemizin isabeti onaylandıktan sonra Trabzon bölgesinde çoktan beklenen düzelme gerçekleşti. Efendiler, bu son maruzatımla daha bir hakikat üzerinde fikirleri aydınlatmak isterim. Trabzon valisi Galip Bey ile Zeki Bey'in Saray ve Ferit Paşa ile ilişkileri vardı. Bir heyet halinde İstanbul'a gitmekten maksatları milli maksada hizmet etmek olmayıp İstanbul'da icap edenleri aydınlatmak ve bazı önlemler tavsiye etmek ve yeni talimat almak gibi maksatlara dayandığına bence şüphe etmeye mahal yoktu. Nitekim Zeki Bey daha sonra İstanbul'a gittiğinde arkasından lüzumu kadar para ve cephane gönderilmek vaadiyle ve özel talimatla Trabzon ve Gümüşhane bölgesinde teşkilatlanma yapmak üzere gönderilmiştir. Adı geçeni İnebolu'da tutuklattırmış ve Ankara'ya getirtmiştim. Bana bu söylediğim hususları tamamıyla itiraf etti. Yalnız güya İstanbul'u aldattığını, alacağı para ve silahları güya bize teslim etmek niyetinde bulunduğunu söyledi. Buna o gün ve hatta bugün inanacak saf diller bulunabilir mi? Bununla beraber ben bu zatı Erzurum Kongresi'ndeki münasebet hatırasına hürmeten yalnız gerekli ihtar ve nasihatlerde bulunmakla yetinerek serbest bırakmıştım. Efendiler, merkezi hükümet tarafından kolordu kumandanı olarak Konya'ya gönderilen Sait Paşa'yı 30 Eylül'de İstanbul'a iade ettik. Konya valisi Firari Cemal Bey'in firarından önce tertip ettiği ilk Bozkır hadisesinin önüne geçmek için 20. Kolordu ve Niğde'de 11. Fırka marifetleri ve yardımlarıyla gerekli önlemler alınarak İstanbul'un çıkmasını beklediği fenalığı durdurduk. Yayınımız burada sona eriyor. Sonraki yayınımızda buluşabilmek umuduyla hoşça kalın. Merhaba, yayınımıza hoş geldiniz. Bu yayınımızda size Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün nutkundan bir parça sunacağız. Hazırsanız başlayalım. Buyurun. Ereğli, Bolu, Adapazarı, İzmit bölgesinde oluşturulmaya çalışılan Kuvayi Milliye, Eylül ayının son günlerinde büyük hassasiyet göstermeye başladı ve o bölgedeki Kuvayi Milliye reisleri kabinenin direnmesi halinde İstanbul'a harekete hazır bulunduklarını bildiriyorlardı. Bu konuyu 28 Eylül'de bütün memlekete ve elbette İstanbul'a da tabiren bildirdik. Ancak İzmit şehrinde
2 Ekim gününde olumsuz denebilecek yeni bir durum karşısında kaldık. O tarihte İzmit mutasarrıfı Suat Bey namında bir kişiydi. Kendisini telgraf başına çağırdık. Son günlerdeki tebligatımızın tamamen alınıp gereğinin yapılıp yapılmadığını sordum. Mutasarrıf Bey verdiği izahatta diyordu ki, tebligatı aldım. Anlaşmazlık ve karışıklık olmaması için ahaliyi serbest bırakarak dinlemeyi en doğru hareket buldum. Olumsuz söylentiler vardır. Heyeti temsil eden izahat istemek ve bilhassa maksadın ittihat hükümetini evvelki şeklinde canlandırmak olup olmadığını katiyen anlamak azmindedirler. Bendeniz en tarafsız bir adam olmak üzere sükun ve asayişi korumayla yükümlüyüm. Bendeniz her kim ve her ne için olursa olsun sonucu bilinmeyen bir maceraya başkalarını sevk etmeyi doğru görmem. Dikkatli ve ihtiyatlı bulunmak taraftarı olduğumu tam bir deneyim üzerine sunarım. Verdiğim yanıt aynen şöyleydi. Sivas, 2 Ekim 1919. Suat Bey'e. İzmit'te zerre kadar anlaşmazlık ve karışıklığa meydan vermemek esas göreviniz olduğu gibi tarafımızdan da özellikle rica edilmiş bir konudur. Ulusal örgüt ve harekatımızın meşru maksat ve içeriğini gerek size, gerek İzmit'te birçok kişiye ve bütün dünyaya karşı yazmış ve yazmakta bulunduğumuz beyanname ve izahnamelerle en azılı düşmanlarımıza bile anlatmış olduğumuza şüphemiz kalmamıştır. Artık ancak halkın söylentisinden başka bir içeriği olmayan dedikoduların karar vermek hususunda etkili olabileceğine imkan görmüyoruz. Bundan başka, ahalinin açıklanmasına gerek gördüğü noktalar var idiyse, bunlar neden derhal sorulup mesele halledilmemiş bulunuyor? Siz tarafsız mevkinde kalmayı tercih buyuruyorsunuz. Halbuki takip ettiğiniz hareket hattı katiyen tarafsızlık olamaz. Çünkü siz milletin meşru harekatına karşı tarafsızlığınızı iddia ettiğiniz halde ihanet karane harekatıyla gayrimeşru ve kendiliğinden yok olmuş Ferit Paşa kabinesinin memurunu yapmakla meşgulsünüz. İttihatçılığın canlandırılmasıyla iştigal edecek yüzeysel görüşçülerden olmadığımızı siz pek güzel takdir buyurabilirsiniz. Size pek iyi niyetli ve fakat bütün kesinlikle şunu söylerim ki, siz henüz Ferit Paşa kabinesine itimat beslemiyorsanız bunu İçişleri Bakanlığı'na resmen bildirmelisiniz. Eğer milletin hükmüne ve arzusuna aykırı olarak Ferit Paşa kabinesine itimadınız varsa, muhterem İzmit ahalisini meşru milli harekatında serbest bırakmak üzere derhal mevkinizi terk ile İstanbul'a hareket ediniz. Bu iki noktadan herhangi birine uymamanız halinde sizin hakkınızda olabilecek durumların sebebi ve yükümlüsü yine siz olacağınızdan bunu da büyük bir samimiyetle bildirmeyi vicdani bir görev sayarım. Heyeti temsiliye namına Mustafa Kemal. Mutasarrıf Bey'in kulunuzu itidal ile dinleyiniz efendim. Bendeniz iyi ifade edemedim. Maksadınızın ulviyet ve meşruiyetinden zaten bahsedilemez cümleleriyle başlayan yanıtında yazılan satırlar, bizi yarınki cuma namazı toplantısına kadar halimize bırakınız. Ferit Paşa'ya kim bilir kaç defa kalemle hücum eden bendenizi ne kadar fena gözle görüyorsunuz efendim cümleleriyle son buluyordum. Bunun üzerine, ertesi günkü cuma namazı toplantısına kadar bekleyeceğimize dair yazdırdığım telgrafnameye şu iki cümleyi eklettim. Sizi fena gözle gördüğüm hakkındaki zan doğru değildir.
Çünkü vicdanımız mustarip olmaksızın verebileceğimiz hükümler ancak fiili neticelere bağlıdır efendim. O tarihte İzmit'te Miralay Asım Bey adında bir kişi fırka kumandanı olarak bulunuyordum. Asım Bey'e de bir iki günden beri telgraf başında tebligatta bulunulmuştum. Fakat hiçbir yanıt alınamıyordum. Onu da 2 Ekim günü makine başına çağırdım, konuştum. Kendisine kabinenin düşeceği ve belki de düşmüş olması muhakkaktır. Dolayısıyla milletin azim ve iradesi her türlü tereddüdün üzerinde sağlamlığa sahiptir dedikten sonra kat'i fikir ve kararını beklediğimi söyledim. Fırka kumandanı Asım Bey'in uzun mazeretler ve fikirlerle dolu yanıtından çıkan olumlu anlam, şimdiye kadar yanıtlamayışının sebebinin İstanbul'daki kolordu kumandanının sunduğu izin yazısına yanıt alamayışından ileri geldi ve yarınki cuma namazında kararlar alınca cümleleriyle özetlenebilir. Bazı nasihat ve teşvikleri içeren yanıtımızda kısaca şunları söyledim. Ferit Paşa'nın yarına kadar çekilmesi büyük bir olasılıktır. Bu takdirde yarınki toplantının sonucunda Zat-ı Şahane'ye ve tayin olunduğu takdirde yeni kabine reisine kabinenin milli emellere tamamen itaatkar, tarafsız zevattan meydana getirilmesini istirham etmek hususunu ve bunun beklenildiğinin arz edilmesini temin buyurunuz. Bir de vatanımızı ve milli bağımsızlığımızı kurtarmak için oluşacak yeni kabine ile birlikte daha pek çok çalışmaya ihtiyacımız olduğundan tamamen sükunet dairesinde heyeti temsiliye kararıyla arz ettiğim konuları dikkate alarak teşkilata devam buyurulmasını rica ederim. Efendiler, ben Asım Bey'e bu son cümleleri yazdırırken, yani 2 Ekim 1919 saat 3.40 civarında araya imzasız şöyle bir servis girdi. Paşa Hazretlerim, İstanbul'da özel arkadaşlar söylediler. Bütün akşam gazeteleri yazıyormuş. Ferit Paşa sağlık sebebiyle istifa etmiş. Tevfik Paşa kabineyi oluşturmaya memur edilmiş. Daha sabahtan söyleniyordu fakat teyit olunmamıştı. Şimdi teyit olundu efendim. Bu telgrafı kim veriyor anlayınız dedim. Sormaya zaman kalmadan telgraf şu suretle devam etti. Biz Ankara telgrafçıları Paşa Hazretlerinin ayak toprağına tazimat arz ediyoruz ve vatanımızın başına bir bela kabusu olan bu kabinenin devrilmesi için milletin başında bulunup başarılı olmasını tebrik ederiz. Lütfen söyleyiniz. Telgraf haberleşmesi kesildi. Hakikaten 2 Ekim günü Ferit Paşa kabinesi düşmüş bulunuyordum. Fakat yeni kabineyi oluşturmaya Tevfik Paşa değil, ayağından 1. Ferik Ali Rıza Paşa getirilmişti. Efendiler, sırası gelmişken arz edeyim. Bütün telgrafçılarımızın ulusal girişim ve harekatımızda yaptıkları fedakarane hizmetlerinin milli tarihimizde önemli bir yeri vardır. Kendilerine bugün alenen teşekkür etmeyi bir görev bilirim. Efendiler, Ferit Paşa kabinesinin düşüşü ve Ali Rıza Paşa'nın kabine oluşturmaya atanmasını 2-3 Ekim 1919 tarihinde yazdığım bir genelge ile bütün halka bildirdim. Bu genelgenin bir suretinde malumat için kaydıyla yeni sadrazamı verdim. 2 Ekim günü yeni kabine reisiyle temas aramıştık. Ertesi günü Bakanlar Kurulu'nun toplantısı esnasında heyeti temsiliye ile görüşecekleri vaat edilmişti. Arz ettiğim bu genelgede belli başlı noktalar şunlardı. 1. Yeni kabine Erzurum ve Sivas kongrelerinde tayin ve tespit edilen
milli teşkilat ve amaçlara riayet ettiğini bildirir ve Kuvayi Milliye ona yardımcı olacaktır. Yeni kabine, Milli Meclis'in toplanmasıyla fiili denetim başlayıncaya kadar milletin geleceği hakkında herhangi bir taahhüde girmeyecektir. 3. Barış Konferansı'na atanacak delegeler, milletin emellerini hakkıyla idrak etmiş ve güvenine mazhar olmuş, bilgili ve iktidar sahibi kimselerden seçilecektir. Bu genelgede saydığım esasların yeni kabine tarafından kabul edilmesi teklif edileceği açıklandıktan sonra, bu konuda başkaca fikirleri varsa yarın öğleye kadar süratle bildirilmesi istendi. 3 Ekim 1919 günü Sadrazam Ali Rıza Paşa'ya yazdığım telgrafta, millet şimdiye kadar iş başına geçenlerin anayasaya ve milli emellere aykırı hareketlerinden üzüntü duydu. Bundan dolayı meşru haklarını tanıtmak ve geleceğini ehil ve emin ellerde görmek kat'i kararını verdi. Lazım gelen azimli işlere giriştim. Muntazam teşkilata tabi Kuvayi Milliye, milletin kesin iradesini tamamen göstermek ve ispat etmek kudretini kazandım. Millet, padişahın emniyet ve itimadı olan sizlere, siz değerli arkadaşlarınızı zor durumda bırakmak istemez. Aksine yardımcı olmaya bütün samimiyetiyle hazırdır. Ancak Bakanlar Kurulu arasında Ferit Paşa ile birlikte faaliyet yürütmüş bakanların varlığı, yüksek heyetlerinin görüşleriyle milli emellerin mutabakat derecesini büyük bir samimiyet ile anlamak zorunluluğunu hasıl eylemiştir. Milletçe tam bir güvenlik hasıl olmadıkça atılmış olan kurtuluş adımının durdurulması ve yarım önlemlerle yetinilmesi gayri caiz görülmektedir. Dolayısıyla şu hususların sizce kabul edilip edilmeyeceğini kat'i ve açık anlamak isteriz dedik ve genelge dolayısıyla zikrettiğim 3 esası saydık. Ondan sonra bu esas noktalarda mutabakat hasıl olduğu anlaşıldıktan sonra olağanüstü durumun ortadan kaldırılması amacıyla bazı diğer bilgilerde bulunacağımızı bildirdik. Ali Rıza Paşa bugün yemin için saraya gideceklerinden telgrafımıza yarın yanıt vereceğini bildirdim. Biz bazı tavırlardan Ali Rıza Paşa kabinesinde bir tereddüt, bu kabineyi teşkil eden kişilerin de kafalarında bir bulanıklık keşfeder gibi olduk. Onun için bazı önlemler almayı uygun gördük. Aynı gün bir genelge yazdık. Bunda hükümet ile millet arasında görüş ve emellerde mutabakat hasıl olduğu, tamamen tebliğ edilinceye kadar eskisi gibi resmi haberleşmelerin kesik bir halde bulundurulması gereğini bildirdik. Bundan başka her taraftan gelen teklif ve fikirleri birleştirerek bütün kolordu kumandanlarına ve milli harekatı yardımcı olan valilere de 3 Ekim günü bazı gizli tebligatta bulunduk. Yeni kabine ile ilk temasımıza ait olan bu vesikaları aynen yüksek görüşlerinize sunmayı, bundan sonraki haberleşme ve ilişkilerin kolaylıkla anlaşılabilmesi için uygun görüyorum. İzin verir misiniz? Yayınımız burada sona erdi. Sonraki yayınımızda buluşabilmek umuduyla hoşça kalın.